Biliyorsunuz çok fazla oyun isteği geliyor ve herkese yetmeye çalışıyorum, bazen de yetemiyorum. Eğer çok fazla istediğiniz ve gerçekten bulamadığınız vesaire bir oyun türü varsa süper teşekkür ile iletebilirsiniz. Oradan gelen istekler her zaman öncelikli olacak. E tabi aynı zamanda çok da desteklemiş oluyorsunuz bu durumda. Haberiniz olsun yani. Ve challenge'ımızı da hemen Twitter'ından hatırlatalım. Yıl sonuna kadar yani 2 ay içerisinde 40.000 aboneye ulaşırsak 200 mobil oyun bulunan bir liste videosu geliyor. Uzun süredir hedef devam ediyor ve artık bizlere de bu işe bir nokta koymak düşer. Hep beraber şu challenge'ı bitirelim ve devasa büyüklükteki efsane mobil oyun liste videosu gelsin. Yani videonun süresi kim bilir ne kadar olacak, hani 1-2 saat diye tahmin ediyoruz sadece. Ya bir de o videonun yapılış süresi yani edit süresi var. O da işte yani 2 hafta 1 ay arasında sürer diye tahmin ediyoruz. Neyse, her şey için hayırlısı bakalım ama artık şu challenge'ı bitirelim dostlarım. İsterseniz de lafı fazla uzatmadan başlayalım. Siz çayınız kahvenizi hazırlarken ben listeye geçiyorum, yardırıyorum. Assoluto Racing. İlk olarak bu dostumuzun isteği ise güzidesinden gerçekçi bir araba oyunu oluyor. Onun için hemen ekledim. Oyunumuzun öncelikle görsellikleri, grafikleri gerçekten çok güzel. Aynı zamanda aslında istenildiği gibi realistik bir oyun kendisi. Oyunun fizik motoru gerçekten takdir edilesi. Hani mobil için baya iyi. Eğer araba oyunu ve gerçekçi bir araba oyunu arıyorsanız bingo. Tam üstüne bastınız. Grand. Bu dostumuzun isteği ise sağlam grafikli bir open world oyunu oluyor. GTA varimsi bir oyun zaten, siz de görüyorsunuz. İster online ister offline oynayabiliyorsunuz. O taraf tamamen size kalmış durumda. Birçok görev var, birçok yan görev de var. Karakterinizi de özelleştirebiliyorsunuz oyunun içerisinde. Ve oyunun çeşitliliği de aslında güzel. Yani araba, silah, kıyafet, bu konuda eli bol bir oyun olduğunu da söyleyebiliriz dostlarım. Cyber Hunter. Bu istek ise Battle Royale oyunu oluyor. Yani klasik ve aslında hani first person shooter olarak da oynayabildiğiniz hayatta kalma Battle Royale oyunu. Map'i yani haritası büyük. Ya aslında bu hani iyi bir şey mi kötü bir şey mi kişiden kişiye göre değişiyor. Çünkü hani PUBG gibi yürüme simülasyonu diyen bir kesim var. Ama bence hani haritanın büyük olması güzel bir şey. Görsellikler vesaire de kafi. Şans verebilirsiniz. Grease. Sonraki istek ise hikayeli bir oyun oluyor. Hemen bir tane buldum. Öncelikle dostlarım oyun muhteşem, muazzam gözüküyor. Gerçekten uzun bir süre sonra bir mobil oyundan Journey vibe'ını aldım. Yani sanat gibi bir oyun diyebilirim. Oyunda şey yok mesela hani aksiyon, gerilim vesaire. Bunlar için hazırlanmış bir oyun değil. Yani Journey gibi hani oynarken içiniz huzur bulacak. Yani o tarzda bir oyun. Hikayesi ise çok iyi yani duygusal. Bakmadan geçmeyin diyebilirim. Metal Horror. Bu dostumuz ise korku oyunu istemiş, onun için hemen bir tane buldum. Oyunun atmosferi vesaire çok güzel, ona bir değinmek lazım. İçerisinde birçok bulmaca da olan bir oyun yani tahmin edebileceğiniz üzere. Gerilimi de bol bir oyun aynı zamanda. Onun dışında zaten siz de görüyorsunuz görsellikler, grafikler de hiç fena değil. Şans verebilirsiniz. Max Payne. Bu dostumuz ise GTA benzeri hikayeli bir oyun istemiş. Ben de en efsanesinden bir oyun listeye ekledim. Dostlarım bu oyun normalde PC'de olan bir oyun. Yani mobile gelmesi gerçekten çok çok iyi bir şey. Ben de ta kaç sene önce yani çocukluğumda oynamıştım. Efsane bir oyundur. Zaten illaki duyanlar olmuştur Max Payne ismini. Duygusal tarafı da yani drama tarafı da olan bir oyun. Onun dışında hani mekanikleri vesaire de mobile için en iyisi diyebilirim. Yani mesela hani slow motion falan var oyunda. Çok çok epiklik katıyor gerçekten. Kesinlikle dostlarım deneyimlemeden geçmeyin. Town of Salem. Bu dostumuz da Among Us varimsi bir oyun istemiş. Ben de hemen ekledim. Dostlarım benim olay şu. Bir köydesiniz, herkesin rolleri var. İşte doktorundan tutun şerifine, mafyasına, jester'ına vesaire. Yani birçok roller var oyunda. Gece gündüz oluyor oyunda, işte herkes gece kendi görevini yapıyor. Sabahları ise oylama oluyor, chatleşme oluyor. Yani çok güzel bir oyundur. Hele şöyle söyleyeyim.
Ya bu Among Us olsun, işte Project Winter olsun, bu tarz oyunların atasıdır Town of Salem. O yüzden kesinlikle ama kesinlikle oynayın, kaçırmayın. Fractal Space. Bu dostumuzun isteği ise uzay oyunu oluyor. Oyun öncelikle ilk başta bana çok fazla Portal oyununun vibe'ını verdi. Neyse. Şimdi oyunun gameplay'i çok güzel. Onun dışında açıkçası ilk gördüğümde problemli bir oyun olduğunu düşündüm, yani optimize bakımından. Ama hiç öyle bir durumu yok. Yani gerçekten rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz oyunu. Hani böyle takılma, donma vesaire yaşanmıyor. Hikayesi olan bir oyundur ve gerçekten hiç fena değil. Güzel bir oyundur dostlarım. Eğer gerçekten böyle bilim kurgu ya da işte uzay meraklıları varsa bakmadan geçmeyin diyebilirim. Fallout Shelter. Bir diğer istek ise strateji bir oyun oluyor. Fallout oyunlarını duymuşsunuzdur. Çok popülerdir. PC'de ve konsollarda oyunları bulunuyor. Bu oyun ise mobilde, strateji türünde yaptıkları bir oyun. Kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor işte. Yani klasik bir Fallout oyunu. Belli bir büyüklükteki yerde başlıyorsunuz ve gittikçe ilerliyorsunuz, daha da büyüyorsunuz. Medeniyet oluşturuyorsunuz. Eğer bu tarz oyunlara ilginiz varsa kaçırmayın. Ve Escape Chernobyl. Bu dostumuzun isteği ise güzidesinden bir hayatta kalma oyunu oluyor. Oyunun isminden de anlayabileceğiniz üzere oyun kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor. Bu oyundan da Metro havasını alabilirsiniz eğer oynadıysanız Metro'yu. Çok fazla benzerlikleri var. Yani güzel, realistik, gerçekçi bir oyundur. Hoş bir oyundur. Deneyimlemeden geçmeyin dostlarım. Evet dostlarım, listenin sonuna geldik. Başta söylediğim gibi süper teşekkür ile istekte bulunanlar hep öncelikli olacak. Ya bunu unutmayın ve tabii aynı zamanda çok da desteklemiş oluyorsunuz bu şekilde. Onun dışında yıl sonuna kadar 40.000 aboneye ulaşalım ve sizlere o efsane büyüklükteki 200 mobil oyun bulunan bir liste videosunu hazırlayalım. Ve Discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın. Çok güzel etkinlikler yapma planlarımız var. Herkesi bekleriz. Evet, umarım video ve liste hoşunuza gitmiştir. Eğer beğenmediyseniz bile hiç üzülmeyin, diğer liste videolarımıza da göz atabilirsiniz. Şu anda sağ üstte playlisti çıktı, orayı da mutlaka bir bakın. Bugünlük benden bu kadar dostlarım, hoşça kalın ve hep benimle kalın. Görüşmek üzere. La vida es una lenteja, o la toma o la deja. La vida es una lenteja.